Barış Pehlivan 28 Aralık 2021 Cumhuriyet Soylu rahatsız olmuştu. İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dair açıklamasında şu suçlama da yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİADER) referansıyla PKK terör örgütü irtibatlı ve iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik iddianame var. Keza Süleyman Soylu da bu soruşturmaya atıf yaparak ekledi. Bir incelemeden rahatsız olmaya gerek yok. Devlette böyle biri çıkınca biz rahatsız oluyor muyuz? Bakan Soylu'nun sorusuna yanıt vereyim. Evet iddia o ki rahatsız oluyorsunuz. Zira referans ve terör kelimesi bana başka bir olayı da hatırlatıyor. Yazayım. Bir zamanlar Tokat Başsavcısı Erdoğan Bayraktar FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına dair çok ciddi bir soruşturmayı yürütüyordu. Gün geldi, FETÖ şüphelisi kaymakamların referansını İçişleri Bakanlığı'na sordu. İşte ne zaman ki bunu yaptı, Başsavcı Bayraktar, Bakan Soylu'dan haddini bildiririm telefonu aldı. Sonrası ise malum. Başsavcı Bayraktar, jet hızıyla yargıtaya sürüldü. Soruşturmanın seyri değişti. Süleyman Soylu'nun rahatsızlığı kelle almıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanların terör örgütleriyle bağlantısı olduğuna dair İçişleri Bakanlığı açıklaması yakın gelecekte yaşanabileceklere dair önemli veriler içeriyor. Her şey bir yana belediyenin 86 bin İBB çalışanımız zan altında bırakılmıştır sözü Adalet Bakanı'nı da yakından ilgilendiriyor. Öyle ya daha kısa süre önce mecliste şu sözler Bakan Abdülhamit Gül'ün ağzından çıkmıştı. 2017 yılında ceza muhakemeleri kanununda yaptığımız lekelenmeme hakkına ilişkin değişiklik insan onurunu el üstünde tutmamızın en etkili araçlarından biridir. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 25 Ağustos 2017 tarihinden bugüne kadar 482 bin ihbar hiç işleme konulmadı. Ve bundan bu vatandaşlarımızın kendilerinin bile haberi olmadı. Yani 482 bin vatandaşımızın evine, iş yerine, devlet memuruysa dairesine, işçi ise fabrikasına kolluk gitmedi. Bu insanlar gereksiz yere savcının huzuruna çıkmadı. Biz bu düzenlemeyi getirmeseydik binlerce vatandaşımız haksız ve mesnetsiz isnada maruz kalacak, yargı da şahsi husumetlere ya da kişisel çekişmelere alet edilecekti. Yaşanan son gelişmeler, Bakan Gül'ün bu dediklerini de lekeledi. Kripto sorular Yüzlerce gün geçti, yüz binlerce insan dolandırıldı, yüz milyonlarca dolar kayıp. Kripto para borsası Todex vurgununda bir garip süreç yaşanıyor. Arnavutluk'ta olduğu söylenen şirketin sahibi Faruk Fatih Özer hakkında izini kaybettirdi haberinin çıkması şüpheleri büyütüyor. Soruşturma dosyasındaki gizlilik kararı kalkarsa şu sorular yanıt bulacak mı merak ediyorum. Faruk Fatih Özer'in çaldığı kasa olarak bilinen soğuk cüzdandaki paranın akıbeti ne oldu? Özer'in ortak iş yaptığı MHP milletvekili Safet Sancaklı'nın oğlunun adı soruşturma dosyasında geçiyor mu? Özer'in kardeşlerinin ifadeleri alınırken Mert Sancaklı da soruldu mu? Sedat Peker, İçişleri Bakanı Soylu'nun oğlunun Faruk Fatih Özer'in kaçırdığı paralardan pay aldığı iddiasında bulunmuş ve ayrıntıları açıklayacağını söylemişti. Hemen sonrasında videoları kesintiye uğradı. Acaba Peker bu iddiasını neye dayandırıyordu? TRT Haber, Mayıs'ta üst düzey emniyet kaynaklarına dayandırarak Todex operasyonunda sona gelindi başlığıyla bir haber yayımladı. İddiaya göre Özerin Arnavutluktan Türkiye'ye iadesi 48 saat içinde gerçekleşecekti. O haber neden birkaç saat sonra yayından kaldırıldı? İddianamenin hazırlanması için MASAK'tan bir rapor beklendiği ileri sürülüyor. Daha soruşturma bile başlamadan önce Todex'ten bilgi aldığı iddia edilen MASAK'ın 8 aydır rapor hazırlayamaması normal mi? Barış Pehlivan